yanlışlıkla da vuruyor kızlarıma güneş vuruyor ya. Teyzeleri, bugün benim prenseslerim. Artık gribi yendik değil mi? Şükürler olsun. Evet. Bugün okula gittiler, geldiler. Şimdi hazırlandılar, camiye gidecekler. Evet. Annem camiye gittiniz ya. Böyle küçük çocukların duası, genç kızların duası kabul olurmuş. Artık siz de birer genç kız olduğunuza göre hasta yatağında yatan teyzelerinize falan şifa dileyin, tamam mı? Tamam, evet. Hadi bakalım. Şöyle bir göstereyim. Gel annem bir. Dur ben birazcık merdivene çıkarayım yukarıya. Yoksa boyum erişmedi. Teyzeleri nasıl olmuş? Benim prenseslerim iyi mi? Beğendiniz mi? Hadi bakalım. Allah sayın açıklayıversin annem. Güle güle. Evet arkadaşlar. Çaydanlığımızı gördüğünüz gibi. Şöyle daha çaydanlığım sıcak. Kahvaltıyı yaptık. Mutfakları toparladım. Temizledim. Dedim şöyle hemen bir oturmadan. Bazen oturunca insana kalkması zor geliyor. İşlerimi halledeyim. Hemen bahçeye indim. Şöyle tekrardan puzzle'larımdan getirdim geldim. Bayağı bir büyümüşler çünkü. Güzelce yıkadım. Zaten bunu doğramak, şey yapmak problem değil de en az bir böyle 5-6 defa yıkıyorum bir şey kalmasın içerisinde diye. Şimdi güzelce yıkandılar. Suları süzsün. Ondan sonra bunları torbalayıp tekrardan dolaba koyacağım. Kışın elimize iyi gelir. Hemen akşamda şöyle evde bolca taze kıyma vardı, almıştım. Bunları böyle köfte hazırladım. Aslında ben eskiden sürekli böyle sulu köfte olsun, normal kuru köfte hep dolapta bulundururdum. Son zamanlarda böyle işte canımız istediğinde hemen kıyma çıkarıp yoğuruyorum. Ama böyle daha rahat oluyor. Evet hiç yapışmamışlar, gayet güzel olmuşlar. Şöyle us çiğe üst kısmını böyle kızartmalık yaptım. Şu görünenler buz. Böyle belki yağ gibi görünebilir de. Altlarını da böyle büyük büyük yaptım. Mangallı köfte şöyle. Bir sırasını da kocaman. Bunları da hemen torbalayıp dondurucuya atalım. Canımız istediğinde hemen elimizin altında hazır olur. Böyle dedim hazırlık yapayım. Evet Fulya. Afiyet olsun prensesim. Yine en sevdiğimiz yemeği yiyoruz değil mi? Fulya'mın iyileşmesi şeyine. Bugün ne aldık? Makarna aldık. Şöyle Çin makarnası. Evet. Evde makarna yemeyiz ama burada Çin makarnalarını yiyoruz. Yese güzel geliyor. Aynen öyle. Benim de şöyle hemen göstereyim aynısı. Bugün böyle dedik. Gezdik, dolaştık. Yemeğimizi dışarıda yiyelim. Afiyet olsun prensesim. Yarasın şifa olsun. Meleğim sana da. Sağ ol, sağ ol. Hadi bakalım. Benim çatalım yok mu? Ha, varmış evet. Şurada. Şöyle karnımızı doyuralım da biraz daha gezelim, dolaşalım. Havada şansımız da güzel. Bakın şöyle göstereyim. Ay Allah'ım, elinden çok çok istiyorum. Hadi yürü ya, yürü ya. Meleğim akşam güneşte bir vurdu, bir vurdu. Evet. Maşallah gördü güzeli tabii. Görünmüyor değil mi annem? Bu arada biz yemeğimizi yedik, içtik. Fundamız gelmek istememişti. Evet. Şimdi ona da Fulya anne ben paket yaptırayım dedi. Sağ olsun Fulya'yı gönderdik. O paket yaptırıp yemeği getirecek. Biz de onu bekliyoruz. Daha gelmedi. Aynen. Ekstra şimdi gitmiyorum ki kendine özgüveni gelsin. Yoksa arkasına gidersen o zaman anne bana güvenmiyor musun diyor. Bakalım. Nasıl olsa anlıyor paradan yemeğin ne olduğunu biliyor. Doydun mu? Evet doydum. Afiyet olsun. Bana biraz fazla geldi ama. Yok iyi ya. Aynen. Birazcık gezdik dolaştık. Güneşten de ben nereye baktım bile görmüyorum. Öyle güneş vuruyor ki. Şu an saatimiz 5:30. Şimdi yemeğimiz gelsin, paketlesin. Evin yolunu buluruz değil mi? Evet. İçtiniz sularınızı. Fulya. Ya Fulya yemeğini neredeyse daha yarısını bile yememiş yani. Yememiş değil mi? Yememiş. Suyu duruyor, yemeği duruyor. Böyle aldırıyor ama bir iki çatal alıyor. Ondan sonra kalıyor böyle. Onu da Çinci çocuk diye arkaya mı attın? Hafızsana hiç gelmedi ya. Vallahi hadi bakalım böyle. Birazdan evimize gidince tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Herhalde bir böyle suratımdan bellidir. Yine acele işlerimi hallettim geldim. Şükürler olsun. Hemen ne yaptım? Geçenlerde biliyorsunuz söylemiştim. İndirimde kıymalar vardı. Peynirler falan. Kıyma çok hoşuma gitti. Sanki böyle yağsız kıymamış gibi. O yüzden onları ben değerlendirdim. Buzlu köfte yaptım, koydum. Mangallı köfte, yemekli köfte. Ondan sonra o gün 4 kilo almıştım. Birazcık da yemek yaptım.
Az bir şeyi de dolaba koydum. Hemen şöyle dondurma aldım. Çocuklar dondurma seviyorlar. Şöyle dondurmalarımızı dolaba yerleştireceğim. Tekrardan peynir aldım. Şöyle geçenki aldığım peynirlerden. Dedim indirim devam ederken alıp koyayım. Çünkü gerçekten geçenlerde de yemeklerde de kullanmıştım. Hem bereketli hem lezzetli, yani kim ne derse desin. Tekrar söylüyorum, almak isterseniz arkadaşlar ben göstereyim. Herkesin tercihine kalmış bir şey. 700 gram peynire 3.49 mu verdim? Öyle bir şey verdim herhalde. 3.49 olması lazım. Tekrardan böyle aldım. Şöyle peynirlerimi. Dedim belirli bir zamanı var. Ayrıca kalkmıyor maşallah yerinden. Oynamadan. Hoppala. Düşmeden. Dedim indirimin günü geçmeden hemen böyle artık kıymalarımı tekrardan aldım. Bolca dolaba koyacağım. 6 kilo kıymaya şöyle ben bir söyleyeyim, bir saniye bakalım kaç para vermişim. Kilosu 6.79'dan 40 euro 21 kuruş vermişim. Şöyle 6 kilo da kıyma aldım arkadaşlar. Kusura bakmayın vallahi çok ses yaptı. Bakın hemen de göstereyim, yani mis gibi taze kıyma. Ben bunları güzelce böyle paketleyip dondurucuma koyacağım. Yemek mi yapmak istiyorum, pide mi yapmak istiyorum, lahmacun mu, aklınıza ne geliyorsa çıkar. Malzemesini hazırla. El altında iyi oluyor. O yüzden hatta eşim 10 kilo al, hani lazım oluyor. Biz genelde böyle kıyma şeylerini, ürünlerini etten daha çok kullanıyoruz. Ama yerimde fazla olmadığı için böyle 6 kilo aldım. 4 de geçen almıştım. 10 kilo kıyma almış oldum. Allah bereket versin. Hemen bir kaflanda girdim. Şöyle taze ekmek aldım. Kokusu da arabaya bile şey oldu maşallah. Çok güzel yani, böyle hemen sıcakmış. Çocuklara şöyle çerez alıverdim. Şöyle mısırım var, peynirli. Bunu böyle hoşlarına gitti. Ondan sonra şöyle kendime kendime diyorum da ben bunu çok seviyorum, bu cipsi. Şöyle bir tane cips aldım. Ondan sonra daha çok okullar açıldığı için artık Fulyof'unda da sağ olsunlar, bugün okula gittiler, daha iyilerdi. Gribi birazcık atlattılar. Dedim okula giderken onlar kahvaltı yapmayı sevmiyorlar. Böyle ellerine atıştırmalık için gitmiştim. Şöyle göstereyim. Saniye. Şöyle şu şeyler aldım. Knopars aldım. Şöyle çikolatalardan aldım. Beyazını. Sevim çok seviyor bunu. O yüzden o beyaz çikolataları çok sever. Bu da çok güzel oluyor. Denemeyenler varsa bunları. Benim gibi tatlı değil de tuzlu seviyorsanız. Ben tatlıyı çok fazla arayan birisi değilim. Ama tuzluyu genelde seviyorum. Böyle çayın kahvenin yanında. Bir de böyle küçük paketli güzel oluyor gayet. Ondan sonra tekrardan şöyle bisküvileri aldım. Böyle bunları da yeriz diye. Şöyle seveyim kendine ekmek aldı. Bu da aslında diyet yapanlar için değil mi? Şurada vegan yazıyor. Şöyle ya. Bakın. Vegan diye yazıyor üzerinde. Genelde bunu diyet yapanlar falan kullanıyor. Güzel, hafif bir ekmek yani böyle. Şöyle siyah tekrardan, dediğim gibi beyazını sevmiş seviyor. Siyahını da kızlar falan yerler. Tekrardan knofars aldım. Ondan sonra şöyle yine. Bu da güzel. Ucuz çikolataya bandırılmış Hindistan cevizine. Hindistan cevizi çok az var içerisinde. Bizim evde ben hariç pek fazla böyle Hindistan cevizi şeyler sevilmiyor. Ben seviyorum da. O yüzden pek fazla tercih etmiyoruz. Domates aldım. Domates de kilosunu 1.29 almışım. Aldi diyorum. Kaufland'dan. İhtiyacınız varsa şöyle. Ondan sonra şöyle hemen 2 tane makarna aldım. Bunlar da 79 mu neydi? Normalde biz şey Barilla kullanıyoruz. Bunun da bu kelebeklisi yoğurtu da güzel oluyor. O yüzden Barilla'nın küçüğü yoktu. Hemen böyle yoğurtu yapmak için 2 tane de kelebekli makarna aldım. Ondan sonra şöyle toz ekmeği aldım. Şimdi hemen ne yapacağım? Hızlı da eşyalarımı yerleştireceğim. Ondan sonra şöyle göstereyim. Beni getireyim de. Alışverişe çıkmadan önce dolaptan taze fasulye çıkarmıştım. Tarladan topladığımız. Birazcık köfte yoğuracağım. Pilav, taze fasulye, yemeklerimi hazırlarım. Zaten Fulyof'unda da neredeyse bir 15-20 dakikaya eve gelirler.
Böyle hadi bakalım. Yemek yaparken birazdan görüşürüz arkadaşlar.